Öncelikle sizin hayat hikayenizden bir kısaca bahsedebilirseniz. Tabii. Ben 1938 yılında ...29 Mayıs'ta dünyaya geldim. Babamın memuriyeti dolayısıyla çeşitli şehirlerde dolaşa dolaşa altı kardeşimizi de tayin olduğu çeşitli yerlerde dünyaya getirdi. Ben Kayseri'de bulundukları zaman dünyaya geldim. O yönden Kayseri'de gibi sanılıyorum ama değilim yani. Annem babam Kıbrıslı. Çok asri ve modern bir aile içinde yetiştim. Annem de babam da fevkalade kültürlü insanlardı. Benim davama omuz veren kimselerdi. Bu atmosfer içinde tabii o modern hayatın icablarına göre yetiştirildik. Danslar, balolar vesaireye kadar. Fakat yani o hayattan çok memnunduk. Farkında değildik meselelerin, aslında İslam meselelerin. Biz bu hayatı yaşarken abim lise çağlarındayken bir arkadaşları vasıtasıyla hidayete eriyor. Namaza başlıyor. Bize telkin etmeye çalışıyor. Biz mücadele ediyoruz kendisiyle. Bu geri fikirler nereden filan gibi. Fakat neticede yine abimin tavsiyesiyle Risale-i Nur toplantılarına katılıyorum. Oradaki manevi hava beni, yani yeni bir ufuk açıyor bana ve hidayetim, arkasından tesettüre girişim, bu şeylerden sonra oluyor, bilhassa Risale-i Nur'ları okuduktan sonra. Daha sonra işte biliyorsunuz, ama alın. İlk yazılarımı Kadın Gazetesi Cağaloğlu'nda, haftalık bir gazeteydi. Kadınlardan müteşekkil bir şey vardı, kadrosu. Biz de iki kız kardeş, Gonca ile beni, sahibi İffet Halim Oruç hanımefendi bize teklif etti yazmamızı. Bir hafta ben, bir hafta kardeşim, Duyuşlar Görüşler adı altında Kadın Gazetesi'nde bir müddet yazdık, köşemiz vardı. Fakat bağdaşamadık bir türlü, çünkü fikir ayrılığı vardı. Biz her ne kadar modern görünüşteysek de yine de yani eski zaman kızları diye adlandırılırdık. Oturuşumuz, kalkışımız, hatta fikirlerimiz ve bilhassa oraya yazmaya başladıktan sonra hep abimin, bugün yani o güne kadar reddettiğimiz, karşı geldiğimiz fikirleri kalemimden dökülmeye başladı. Yani farkında değilim ama müthiş tesiri altında kalmışım yer.
Ve benim yazılarım tabii görüntümle bağdaşmayınca aramızda büyük bir mücadele başladı İfet Hanım'la. Ve bu mücadeleden sonra ben ayrılmak istedim. Fakat o zaman da yine Babali'de Gökhan Evliyaoğlu vardı. Peyami Safa. Bunlar dediler ki bana, Şule Hanım, sakın ayrılmayın. Oradan size yani iki satırlık bir yer verseler, siz bunu nur nimet bilin. Çünkü o mecmua daha çok şeye yani gaflet ehline hitap eden bir yarı moda şey, evet, yarı böyle şey haberleri, magazin haberlerini neşreden bir şey. Bizim yazılarımız çok ağır geldi hanımefendiye ve mücadelemiz uzun süre devam etti ama en sonunda öyle bir raddeye ulaştı ki ben dayanamadım ve ayrıldım. Daha sonra yani o manevi duygular içinde her ne kadar tesettürlü değilsem de araştırıyorum. Bu bakımdan birçok şeylere, cemaatlere girip çıktım, araştırıyorum. Hiçbirisi bana abimin anlattıkları kadar cazip gelmiyor. Cazip değil, mantıki gelmiyor. Ve elhamdülillah en sonunda o Risale derslerine gide gide nasip oldu. 1965 yılında tesettüre girdim. 2 yıl müddetle yazı hayatıma ara verdim. Risale toplantılarında hizmet görmeye başladık. Sonra işte Şevket Eygibi'nin çıkardığı Yeni İstiklal Gazetesi'ne bir yazı gönderdim. Yani kadınlık mevzuunda, çünkü o zamanlar hiç böyle tesettür mevzu üzerinde duran hiçbir kimse yok. Yalnız camilerde hocalar, bazılarında hanım cemaati anlatıyorlar. Ama hanım cemaat yalnız yaşlı hanımlar. Gelinleri, kızları açık olduğundan gelmiyor. Hem de küçük görüyorlar. Hocanın anlatacağı belli diyerek. Bana da şey vermek istediler, hatta Diyanet'ten size dediler bir belge verelim. Türkiye'nin çeşitli camilerinde, büyük camilerde sohbetinizi yapın. Kabul etmedim. Yani bir Müslüman olarak kabul etmem lazım ama dedim ki benim hizmet tarzıma uygun bir şey değil bu. Çünkü ben halkımı tanıyorum. Kompleks içinde zaten. Camide konuştuğum takdirde ismim Hoca Hanım olacak. Hoca Hanım olunca da camiye Asili Hanım ve genç kızlar gelmeyecek. Ben konferans vermek istiyorum. Diyerek ilk konferans teklifini Samsun'dan aldım.
Bu şekilde başlamış olduk konferanslara. Memuriyeti sebebiyle çok dolaştık dediniz. Evet. Babanızın işinden, biraz evdeki yaşantıdan bahsedebilir misiniz? Babam kimya mühendisiydi. Sümerbank'ta memur olarak çalışıyordu. Tabii memuriyeti dolayısıyla da tayinleri oluyor. İşte o tayinler sırasında biz dünyaya geliyoruz. En son Karabük'ten İstanbul'a geldik. Ve İstanbul'da karar kıldık. Babam şey yaptı, yani istifa etti. Özel olarak çalışmalara başladı. Annem, babam çok çok kültürlü bir insan. Annem de bir o kadar. Hani hem memleket meselelerini hem dış dünyanın bütün mevzularından haberdar ve fikir yürüten çok kültürlü insanlardı. Ben onların arasında yetiştim. Ve çok güzel bir şeyimiz vardı, adetimiz. Akşamları yemekten sonra annem ve babam kahve veya çay içerken biz de etraflarına toplanırız. Bütün aile efradı hep günlük meselelerden konuşuruz. Yani gerek Türkiye'de gerekse dış dünyada, yani olanlar Avrupa'da, Amerika'da vesaire, onları değerlendirdik. Yalnız benim bugün de hayret ettiğim bir şey, hiçbirimizden aksi bir ses çıkmadı. Yani hepimiz aynı fikirde, aynı inançta birleşerek geliştirdik kendimizi. Sonrasında sizin dönüşünün sonrasında ailenizde de bir dönüşüm oldu mu? Tabii oldu. Hem nasıl oldu? Annem abime en çok karşı çıkan kişiydi. Ve makyajlı, manikür, boyalı, tırnaklı, şapkalı, çok modern ve çok şık bir hanımefendiydi. Bu durumundan vazgeçmek istemiyordu tabii. Ben keza yine ben de öyle. Aynı şekilde bereler, şapkalar vesaire. Ve o hayatın icap ettirdiği danslı toplantılar vesaire yine. Fakat bu hidayet vesilesiyle anneme çok şaşırdım. Annem ayrıca bir partide, Adalet Partisi'ne kaydolmuştuk. O da ihtilalden sonra ilk kurulan parti olduğu için herkes oraya geçmişti. Biz de Demokrat Partiliydik ve oraya geçtik. Annem Hanımlar Kolu Başkanı'ydı orada. Konuştukça ben şaşırırdım, annem ne kadar, yani hayrandım anneme. Ne güzel konuşuyor, ne güzel hitap ediyor ve ne kadar bilgili. Herkes önünde iyi diyor. Halbuki annem ilkokuldan sonra okumamış birisi. Ama hep aynı şeyle, babam da öyle, annem de öyle, kendi kendilerini yetiştirerek bizi de aynı şekilde öyle yani hazırlanmak istediler. Ve muvaffak da oldular neticede. Çünkü onların
sohbetleri, bu gibi toplantılarımızın neticesinde bizde de geniş bir kültürel gelişme başladı. Benden küçük, 3 yaş küçük kız kardeşim Gonca, o da öyle yazar ve hatta onun da bir filmi çevrildi. Danimarkalı Gelin, Gonca yazmıştı. Onun senaryosu üzerinden çevrildi. Böyle bir yani kültürel yönden aile içinde kendi kendini yetiştiren bir durumumuz vardı. Bu Demokrat Partili olmak, evet, biraz CHP'ye karşı olmak bu dönüş üzerinde etkili oldu mu sizce? Tabii, tabii. Yani zaten Allah korusun o zamandan ben hatta bu ihtilalden sonra hep şeylere çıktım, mitinglere. Kıbrıs mitingleri. Onlar ayrı, o daha evvel. Kıbrıs mitinglerinde çok yani hakikaten şiirler okudum, hitap ettim. Çok tesirli oldu. İhtilalden sonraki mitingler hangileriydi? Adalet Partisi. Seçim mitingleri, 64. Seçim, evet, seçim mitingleri. Ve hatta bana en sonunda bir baktım, ben namaza başlamıştım fakat açığım yine. Namazı kılıp tekrar açılıyorum. Ama kesin örtündükten sonra istifamı verdim. Ve nerede çalışıyordunuz, istifa verdiniz? Partiden mi istifa ettiniz? Partiden istifa ettim. Ve dedim, bana gel şey yaptılar partiden. Bir gün bir grup geldi. Fatih Rüşdi Zorlu'nun yeğeni aralarında. Bana Müjde Şule Hanım diye geldiler. Ben hayırdır falan dedim ama onlar şaşırdılar. Şule Hanım, bu ne hal, uçacak mısınız? Namazdan kalkmıştım, büyük namaz örtüsü, uzun sabahlık filan. Tabii alışık değiller o kadar modern bir genç kızdan. Şaşırdılar, Şule Hanım uçacak mısınız? Ne demek yani? Ben bundan sonra böyleyim dedi. Ne yapıyorsunuz Şule Hanım? Bakın biz size müjdeyle geldik. Neymiş? Milletvekili seçimleri var. Seçimlerde beni bir genç kız olarak en genç milletvekili oluyorum. Listenin yani İstanbul'dan başlarındayım. Yani seçilmem hemen hemen %100 durumunda. Dizler ki bunu yani daha biz şey yapmadık, bir müsvedde olarak şimdi böylesi takdim ediyoruz. Ben dedim, ben artık sadece davam için çalışacağım. Bu Risale sohbetlerinde neler konuşuluyordu hatırlıyor musunuz? Risale sohbeti. Nasıl bir ortam vardı orada? Zaten o ortam beni cezbetti. Gittiğimde çok yaşlı hanımlardı hepsi. Şöyle 15-20 kişi kadar. Birisi okuyor, öbürleri uykuluyor. Ben gittiğimde, ben de açığım. Kollarım açık, başımda küçücük bir şifon, saçlarım her taraftan görünüyor. Tabii çok şaşırdılar Üzeyir'in
kız kardeşi diye abim o sırada çok şeydi. Yani en ileri saflarda talebesiydi. Ondan sonra bana çok şey yaptılar yani. Hem hoşlarına gitti böyle bir genç kızın katılması. Hem de öyleleri vardı ki işleri de mesela bir tanesi durmadan bana verdiler Risale'yi, Üzeyir'in kardeşi de güzel okur mutlaka diye aldım ama ellerim manikürlü ve boyalı. Şimdi oradan bir tanesi kalkıyor diyor ki tövbe 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 tövbe. Tırnaklara bak diyor. Vahşi ormanlardaki orangutan maymunlarına benziyor. Yüksek sesle. Benim yerimde başka bir genç kız olsa fırlatıp atar bir daha gitmez oraya. Evet. Ama ben yapmadım onu. Sabrettim ve dedim ne olur. Beni böyle kabul edin şimdilik. Ben devam etmek istiyorum bu toplantılara. Ama böyle devam edeceğim. Başladılar. Neden kızım? Örtün. O zaman da örtü denildi mi umacık geliyor akla. Evet. Dedim tamam örtüneceğim ama birdenbire böyle olmaz. Mesela şimdi örtünsem sizin hatırınız için. Eve gidene kadar kim bilir yolda ne şeyler, laflar işitirim. Öyle olunca da ağlıya ağlıya eve gelip başımdaki örtüyü, sırtımdaki pardesüyü atarım, bir daha da takmam. Onun için beni kabul edin, imanım kuvvetlendikçe mutlaka bu olacak. Bunun için geldim buraya zaten ama beni öyle kabul edin. O zaman tamam dediler ve ben genç kızlar getirmeye başladım. Ama yine de pek duramıyorlar o bakışlar altında filan. Kızlar bir daha gelmiyor, kaçıyorlar. Bunun üzerine kendim genç kızlar toplantısı kurdum. Hem kendimi kapandım hem de üniversiteli, liseli genç kızlar. Mini etek devriydi o zaman da. Mini etekleriyle geliyorlar. Dinledikten sonra ben okuyorum, açıklıyorum. Tabii onlara göre konuşma yapıyorum. Bakıyorum ağlaya ağlaya benim başımı siz örter misiniz diyen diyeni. O kadar muhtaç gönüller. Böyle bir hizmetimiz de oldu. Yazı hayatınız nasıl başladı? İlk yazılarınız galiba Yelpaze adlı bir gençlik dergisinde yayınlanıyor. Onlar hikayelerdi. Safa Ünal'ın yönettiği bir Yelpaze mecmuası. İlk seri yerli hikayeler falan yani basmazdı pek. O Henry'nin işte ne bileyim ona benzer şeylerin hikayeleri basılırdı. Bir gençlik dergisi. Çok kaliteli bir dergiydi. Ben işte daha açıkken oraya yazmaya başladım. Ve Safa Ünal Bey çok şaşırdı. Dedi ki bu dedi Kerime Nadir Vadi şeydi. Vari.
şeyler bunlar dedi. Ama ben dedi sizden, size tavsiye ederim bunları meşhur olduktan sonra yayınlayın. Şimdi mesela dedi siz öyle romantik şeyler yazıyorsunuz ki şırıl şırıl akan dereler, cıvıl cıvıl öten kuşlar, masmavi bir deniz vesaire. Halbuki dedi hayat öyle değil. Peki nasıl olacak dedim. Birincisi dedi, devrik cümle kullanacaksınız. Bu tarzı bırakacaksınız. Devrik cümle. İkincisi, hayatın içinden mesela kadın halısını silkeliyordu. Atlı arabada sebze satıyor, satan kişi. Patlıcan, biber, domates filan bunları yazacaksınız dedim. Daha gerçekçi hikayeler. Gerçekçi hikayeler. Tabii güldüm. Tamam dedi, ben de sizi bekliyorum, yazın. Çok kabiliyetiniz var ama bu şekilde olsun. Annemle döndük. Yumruklarım sıkıldı. O kadar kızgınım ki. Eve geldik. Mantomu üstünden çıkartmadan kağıt kalemi aldım. Hırsla. Hemen bir mevzu. İşte onların istediği gibi, ama onlar bile bir mana taşıyordu. Mesela 13'ün uğru diye bir yazı kalemi aldım. Çok güzel bir hikayeydi. Fakat o zamanlar, şimdi o kadar kalmadı bu inanç. O zamanlar 13 uğursuz gün sayılırdı. Salı ve 13. Uğursuz sayılırdı ve bütün halkımız da buna itibar ederlerdi. Salı günü bir işe kalkmaz, sallanır. Ondan sonra... Ayın 13'ünde de bir şey yapmazlardı. Ha, ayın 13'ü, bunu açıkladım işte, 1453... Alt alta koyup toplayın, 1, 4 daha 5, 5 daha 10, 3 daha 13. İşte bunlar bize içimizde bulunan Ermeni olsun, Rum olsun, Yahudi olsun, bunların bize aşıladıkları şeyler. Çünkü onların gocundukları meseledir. Falan. Ama çok hoş bir şey tarzında, hikaye tarzında, daha bunun gibi hikayeler. Götürdüm, hemen anneme dedim, anne gidiyoruz. Birkaç saat sonraydı, yine gittik. Safa Bey, hayırdır dedi, dedim getirdim. Ne zaman yazdınız? Şimdi dedim, sizden çıkar çıkmaz yazdım dedim. Demiş. Dehşet yani dedi. Çok inanamadım dedi. Buyurun okuyun. Okuduktan sonra. Tamam işte bu. İşte bu. Oldu. Ve böylece Yelpaze'de yayınlanmaya başladı. Ama devam etmedim. Neden? Neden bilmiyorum. Herhalde sarmadı. Öyle yazılar yazamıyorum ben. Yani bunu sırf ona şey olsun diye yapmıştım. Bir iki yazı. Ama
kalemim gitmiyor kesinlikle. Kerime Nadir vari dediydi. Ben o sıralarda Kerime Nadir hayranıyım hakikaten. Ve Kerime Nadir'le bir röportajımız var. Röportajı yapan benim. Nerede yayınlandı? Galiba Kadın Gazetesi'ndeydi yine. Neyi temsil ediyordu Kerime Nadir o zaman? Şimdi şöyle, Kerime Nadir çok olgun bir hanımefendi. Ben tabii açık olduğumdan, yani asri hayat içinde bulunduğumdan o çok diğerlerinin yanında çok daha mazbut olarak görünüyordu bana. Mesela aşk mevzunu öyle müptizel bir şekilde işlediği görülmüyordu. Ve kendisi de beni çok sevmişti, eski İstanbul kızı diyerek. Öyle bir şeyimiz oldu. Daha sonra da bizim huzur sokağı elhamdülillah Kerime Nadir'in romanları gibi, o günkü romanları çok meşhurdu. Tefrikalar değil mi? Şeyde, gazetelerde tefrika şeklinde. Benim Bugün gazetesinde. Evet. Tefrika şeklinde yayınlandı. Huzur sokağı. Huzur sokağı evet. Tabii. Kerime Nadir de öyle yayınlıyordu değil mi romanlarını? Yok. Kerime Nadir'le röportajımı öyle tefrika değil şeyde yayınladım ben. Gazetede, Kadın Gazetesi'nde. Evet. Gazetecilik hayatınız biraz herhalde o dönemlerde başladı. Tabii. Fakat biliyorlardı yani. Ben hiçbir zaman kendimi yani okumuş, yüksek tahsilde falan gösterme şeyinde değildim. Ama aileden, kökten gelen bir şeyle yani o birikim beni bu yazı yazmaya sevk etti. Evet. Sonra Şevket İlgin'in çıkarttığı gazetede bir yazınız yayınlanıyor. Onu anlatabilir misiniz? Onun yani Bugün gazetesini çıkarıyor ama ondan evvel İslami hiçbir gazete yokken Yeni İstiklal gazetesi çıkıyor. Ben de tam hidayetimden sonraki devreler. İşte o zaman mecbur oldum, bir yazı yazdım. Çünkü o devirde diyorum ya, hiç anlatan yok hakikatleri. İslam kadınına hitap başlığıyla bir yazı gönderdim. Yani okuyucu köşeleri falan neşredilsin gibi. Fakat Şevket Bey onu almış, baş sayfaya koymuş. Ve baş sayfede bir resim, fotoğraf eşliğinde ve baş manşet, onun altındaki resimde 3 Pakistanlı genç kız. Çarşaflı ve peçeli. Üçü de. Koltuklarında cilt kitaplar. Birisi üniversitenin kapısından içeri girerken, yüzünü açarken fotoğrafı, diğeri henüz kapalı, peçeli. Böyle bir fotoğraf. Bu yayınlanır yayınlanmaz kıyamet koptu. Türk Kadınlar Birliği Başkanı hemen şeye geçiyor, dava açıyorlar. İlk davam öyle oldu. Ne davası, ne diyorlar davada? Efendim, laikliğe aykırı. 163 malum.
Tabii. Ondan sonra ama elhamdülillah ikinci celsede beraat ediyorum. Ve müdafaamı yapan iddianamede bulunan savcı bey. Çok ilginç. Bakıyorum avukatım mı konuşuyor? Avukat orada duruyor. Bu taraftan geliyor ses. Bakıyorum genç bir savcı durmadan şey yapıyor efendim ona söz düşünce. Evet yazarımızın dediği gibi kadın alçalırsa cemiyet alçalır. Kadın yüceldikçe cemiyet de yücelir filan gibi. Şöyle bakıyorum seni diyorum. Savcılara öyle alışmışız ki hep suçlama şeyiyle. Gerçi böyle konuşuyorsun ama diyorum içimden. En sonunda her ne kadar böyle ise de işte laiklik ilkeleri vesaire başlayacak diyorum. Fakat bir de bakıyorum sonunda dolayısıyla beraatini talep ediyorum. Hakimler görüşüyorlar. Onlar da başlarını sallıyor. Ve beraat. Kim bu savcı? Bilmiyorum. Hatırınızda mı? Hatırlayamıyorum. Aslında bir arşiv çalışması yapılıp çıkarılabilir. Siz neye bağlıyorsunuz savcının böyle olumlu bir tavra sahip olmasını? Ama çok şaşırdığım bir şey benim de. Savcı da aynı fikirde. Yan hakimler de aynı. İkinci celsede diyorum ya nasıl görüştülerse. Çünkü yazıyı okuyunca hak verilmeyecek gibi değildi. Ne anlatıyordunuz yazıda? Hatırlıyor musunuz? İşte Türk kadınlarına hitap yani sen şey değilsin yani batılı gibi olmaya özeniyorsun. Hı hı. Fakat batılı değilsin. Sen bir Müslümansın. Evet. İslam'da farz olduğunu vesaire. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Çok içi işleyici bir yazıydı. Herhalde o yüzden zaten Türk Kadınlar Birliği de panikledi. Tabii. Ondan sonra hatta öyle şeyler oldu ki Kadınlar Birliği bu beraatten sonra Türk kadın haklarının kazanılmasının 34. yılında malum Baba İnönü ile bir toplantı yapıyorlar. Orada en çok benim adımın geçtiği vardır o gazetelerden hala bende. Ondan sonra en çok Şule Yüksel Şenler'in şeyi geçti. Ve dedi ki İnönü sizi bugün karşımda böyle medeni bir kıyafette görmekle çok şeyim, gururluyum, onurluyum filan gibi ve bana atfen bir ifadeler var. Sonra orada çıkan bir genç kız. Biz onu gençliğimizden saymıyoruz. Sizi reddediyorlar yani. Evet. Yani bizim gençliğimiz içinden böyle birisi çıkamaz. Saymıyoruz. Hayal kırıklığı olmuştunuz. Tabii ama yani gayet normal şeylerdi o zamanlar. Çünkü yani İslam adına hiçbir şey duymak istemiyorlar. Evet. Ve bir genç kız çıkıyor, İslam diye aykırıyor. Herhalde yaşlı olsanız o kadar sorun etmeyecekler biraz da. Belki de tabii.
Yani gençleri başka türlü düşünüyorlar. Kamusal alanda ya, yazan, çizen, aktif birisinin. Evet. Böyle bir görüşte olması onları biraz herhalde korkutuyor. Korkutuyor tabii. Ve bu mevzuda benim çok yazılarım vardır. Daha sonra hep mücadelelerimiz oldu yani şeyde, Türk Kadınlar Birliği ile. İnönü'ye de verdiğim cevaplar oldu. Hatta Bugün gazetesinin baş sayfelerinde yayınlandı. Ne tür bir cevap verdiniz? Hatırlıyor musunuz? Paşa'ya çok böyle gülümsetecek şeyler yani, bir nevi şey, alay da demeyeyim de istihzalı bir tavırla hitaplarım oldu. Tabii ki onları böyle görmek istemezdiniz. Yani böyle görmek isterdiniz. Elbette başka türlü, tesettürlü görmek istemezdiniz. Yoksa böyle, çok affedersiniz, bıcıl bıcıl bacaklar, işte iştahınızı artıracak çeşitli yerleri şey yaparak, tabii bunları göremeyecektiniz o zaman. Ondan sonra böyle bir iştahtan mahrum kalacaktınız. Daha bunun gibi o gazeteler duruyor bende hala. Evet. Sonra siz gazetede yazı yazmaya başlıyorsunuz. Şevket evet, Bey'in. Evet. İşte ondan sonra Şevket Bey diyor, bu tam yani köşe yazarı olacak şey. Hemen abime diyor, Şule Hanım'a söyle. Davet ediyorum. Gazeteye gelsin. Ama kendi görünmezdi. Çünkü o da bekardı. Ben de bekardım. Çok dikkat ederdi o. Yazı işleri bir vasıtasıyla bana teklifini yaptı. Ve o şekilde başladım. Haftada kaç gün yazıyordunuz? Her gün mü yazıyordunuz? Tabii günlük. Günlük. Günlük köşem vardı hep. Duyuşlar köşesi. Daha çok bu mevzularla ilgili mi yazıyordunuz? Ne tür yazılar yazardınız? Çok çeşitli. Yani gündeme göre olanlar var. Daha geniş zamanı kapsayan fikri olarak aşılamak istediğimiz mevzular. Evet, o yazılar yayınlandı mı sonra da? Tabii, işte kitaplarımda da vardır o yazılar. Kitaplarınızda kullandığınız o yazılar. Tabii. 67 yılında bir başörtüsü mücadelesi başlıyor. Hadi Hatice Babacan'ın. Siz de o mücadelede yer alıyor muydunuz? Nasıl bir şeyiniz vardı? Başında geliyordum. Başında geliyordunuz değil mi? Şimdi o şöyle. İstanbul'da benim arkadaşlarımdan birkaç genç kız vardı. Bunların içinde Doktor Gülsen Hanım da vardı. Rahmetlik Fevziye Deniz Hanım Efendi. Allah gani gani rahmet etsin. Ben hep bu Gülsen Hanım ve diğer üniversiteye giden bir grup genç kıza yalvarıyordum. Ne olur? Yani üniversitenin bahçesine kadar örtülü geliyorsunuz. Evet. Bahçe kapısından girer girmez örtüler açılıyor. Boneler, saçlar görünüyor önden filan. Çok dokunuyordu bana. Diyordum ki niçin bunu yapıyorsunuz? Cesaretli olun. Başörtülerinizle girin. Ama işte olmaz ki falan filan. Olmaz ki diye bir şey yok. Ve tek şeyleri, sebepleri başörtülü olarak girdiklerinde hiçbir yere gelemezler.
okuldan atılabilirler. Ve yani kesinlikle bunu kabul etmediler. Ben tabii çok üzgünüm bu mevzuda. Bu arada Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi de konferans teklif edildi. O konferans sırasında müthiş bir şey vardı, rağbet vardı. Yani anlatılır gibi değil, her taraf say gibi insan doluydu. Fakat hemen sahnenin en ön kısmında o ara var ya, oturulan yerden. Orası da sıvama dolu. Bütün aralar dolu. O ön sıralarda olanlar ilahiyat fakültesi değil. Üniversite talebeleri ama benim işte yazılarımı okuyarak filan örtünen kişiler. Hatice Babacan da bunların içinde. Bunlar da aynen İstanbul'dakiler gibi yani kapıdan içeri girince başlarını açıyorlar. Ben şimdi orada taktik kullandım yani bile bile. Ve tam da istediğim oldu. Tesettürü anlatıyorum filan. Bu meyanda dedim ki üniversiteye başörtüyle girmek yasak deniliyor. Neye göre yasak? Neye göre? Atatürk ilkelerine göre deniliyor. Efendim, Atatürk ilkeleri 5 maddedir. Pardon, 8 maddedir. Bunların içinde bir tanesi kıyafetle ilgilidir. O da şapka kanunudur. Fes çıkıp şapka giyilecek. Ama kadının kıyafeti için hiçbir şey yoktur. Bunu söylüyorum konferansta ve şeyi söylüyorum. Atatürk'ün bir şeyinde konuşmasında geçer. Bu yayınlandı. Profesör Afet İnan'ın Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması diye bir kitap vardı. Orada da geçer. Atatürk şöyle diyor orada. Eğer kadınlarımız şer'in tavsiye, yani şeriatin tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle içimizde bulunur, cemiyetin ilim, sanat ve İçtimaiyat konularında faaliyet gösterirlerse bu hali hiçbir fert takdirden meni nefs edemez. Tabii bunu da şey yapınca şaşırıyorlar. Ve bu konferanstan sonra Hatice Hanım bu konferansı dinleyince sınıfa diyor ki madem ki böyle İstanbul'da da öyle giriyorlarmış, ben tesettürleriyle gidiyorlar diyorum ama giriyorlar demiyorum. O da öyle anlıyor, giriyorlar gibi anlıyor, ben de girerim diyor. Niçin? İşte burada patlak veriyor zaten olay. İlk içeri girdiğinde dekanları ders veriyor.
Ve işte sınıftan kovulma hadisesi oluyor. Çok infial duyuluyor bu mevzuda. Ve sınıftan atıyorlar. Ondan sonra da yani okuldan da atılıyor. İşte daha sonra şey yapıyor, haber alıyor ki idare galiba dava mı açacak? Yani akli durumu yerinde değil filan gibi. Hemen o da babasıyla atlıyor, İstanbul'a geliyor. İstanbul'da hemen acele muayene istiyor, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir heyet raporu alıyor. Tabii ki akamete uğruyor öbür şeyler. Yani istedikleri gibi yapamıyorlar. Bu sebeple bana uğradı. Öbür arkadaşlar da var. Üniversiteye giren. Ondan sonra işte orada sarmaş dolaş görüştük. Başarılar diledim. Hatta Hatice Babacan'ın bu İstanbul'a gelişi gazetelerde yer aldı, baş sayfelerde. Ama ne yazık ki ben olarak Şule Yüksel Şenler, halbuki zaten İstanbul'da oturuyorum ben. Şule Yüksel Şenler akli muayenesini şey yapmak için, tespit ettirmek için Ankara'dan İstanbul'a geldi şeklinde. Bu da tabii çok yanlış. Ama yani böyle uğraşıldı bayağı. Fakat bu sefer Hatice Babacan meselesi öylesine bir hal aldı ki artık erkek öğrencilerde, kız öğrenciler de artık içeri girmek istediler başörtüyle. Tam bir kazan kaldırma gibi. Ve şeyin bahçesinde, üniversite bahçesinde oturma eylemi yaptılar. Açlık grevi yaptılar. Bir hayli uğraştılar yani. Hatice Babacan meselesi dallandı, budaklandı. Ama işte işin bu tarafı bilinmeden tabii. Bu Hatice Babacan mevzu nasıl neticelendi? Nasıl neticelendi? Hatice Babacan başka bir üniversiteye girdi. Oradan mezun oldu. Başörtüsüyle. Başörtüsüyle mezun oldu. İşte o zaman tabii bunu görenler, ben de devamlı tesettürle ilgili konuşmalar, yazılar falan yazıyorum. Çok tesiri oldu yani Hatice Babacan'ın, elhamdülillah. Sonra uzun sürdü. Devam etti mi üniversitelerde başörtüsüyle giriş? Yok. Sadece Hatice Babacan'a mı özel bir şey? Yok, hayır, tabii girenler oldu. Girenler oldu. Herhalde oldu. 87'ye kadar başörtüsü sorunu çok büyük bir sorun olmadı. Herhalde ama bayağı ben o mücadelenin içindeydim hep kızlarımla beraber. Yani şeylere katılmadım gerçi, o yürüyüşler, hareketler filan, ama hep destekçileriydim. Hep Şule abla hep gelirler, ben de derdim böyle dikkat edin, hep bunu kullanın, Atatürk'ün bu sözlerini. Ondan sonra
çok yerinde oluyordu çünkü. Ve daha sonra baktılar ki örtünenler çoğalıyor ve hep Atatürk'ün bu şeyini ileri sürüyorlar. Hemen bir ek madde çıkardılar. Kanun olarak yasaklama. Ve işte o sıralarda hep yasaklamalar oldu ve çok büyük hadiseler oku buldu. Maalesef kızlarımız çok çile çekti.